Güneş ufuktan usulca yükseliyor, gökyüzünü capcanlı turuncu ve pembe tonlarıyla süslüyordu. Bu renk cümbüşü yeni bir günün habercisiydi. Kuşlar neşeyle cıvıldayarak yeni güne merhaba diyordu. Doğa uyanışını kutluyordu. Ama loş bir odada hikayemizin kahramanı Alex derin uykudaydı. Güneşin ışıkları odaya sızmaya başlamıştı. Çalar saati uzun zaman önce susmuş, ısrarcı zırıltısı duymazdan gelinmişti. Alarmın sesi sabahın sessizliğinde kaybolmuştu. Bu Alex için olağan bir durumdu. Sabahları uyanmakta hep zorlanırdı. Tembelliğin baştan çıkarıcı kollarına kendini fazlasıyla kaptırmıştı. Alex kalkması gerektiğini biliyordu ama yataktan çıkmak istemiyordu. Ama yorganın sıcaklığına karşı koyamadı. Yorganın altında kalmak dışarıdaki soğuk dünyadan daha cazipti. Tembellik zararsız gibi görünür. Sadece rahatlamaya düşkünlük gibi. Ancak pençeleri sıkılaşır, potansiyeli boğan ağır bir zincire dönüşür. Alex her zaman zeki ve yetenekliydi. Hayallerle ve tutkularla doluydu. Ama tembellik onu yavaşça sarıp sarmalamış, gelişimini engellemişti. Bir gün sosyal medyada gezinirken Alex bir alıntıya rastladı. Harika işler yapmanın tek yolu yaptığınız işi sevmektir. Bu alıntı içinde bir umut ışığı yakmıştı. Tutkularını gözden kaçırdığını fark etti. Hikayeler yazmaktan, kelimeleriyle dünyalar yaratmaktan her zaman keyif almıştı. Alıntı o kıvılcımı yeniden alevlendirerek ona yazmanın getirdiği neşeyi hatırlattı. İlham alan Alex küçük bir adım atmaya karar verdi. Hayatında büyük değişiklikler yapmak istiyordu ama nereden başlayacağını bilmiyordu. Küçük adımların büyük değişimlere yol açabileceğini duymuştu. Her gün sadece bir paragraf yazmaya söz verdi. Bu küçük hedef ona ulaşılabilir ve sürdürülebilir geldi. Her gün bir paragraf yazmak zamanla büyük bir yazıya dönüşebilirdi. Ne hakkında yazdığının bir önemi yoktu. Yeter ki parmaklarını klavyeye götürsün. Başlangıçta zor oldu. Bazen kelimeler akmıyordu ve ilham bulmak zordu. Ama küçük adımların bile önemli bir ilerlemeye yol açabileceğini hatırlatarak azmetti. Her gün biraz daha kolaylaştı ve yazmak bir alışkanlık haline geldi. Günler haftalara dönerken yazmak dört gözle beklediği bir şeye dönüştü. Her gün yazmak onun için bir terapi gibiydi ve kendini daha iyi hissetmesini sağlıyordu. Düşüncelerini yakalamak için daha erken uyanmaya başladı. Sabahın sessizliğinde yazmak ona ilham veriyordu. Ne kadar çok yazarsa o kadar kolaylaşıyordu ve özgüveni artıyordu. Her gün biraz daha iyi yazıyor ve kendine olan güveni artıyordu. Küçük adımlar büyük değişimlere yol açmıştı. Attığı her küçük adımla Alex, tembelliğin pençelerinin gevşediğini hissetti. Her adım onu daha ileriye taşıyan bir güç gibiydi. Küçük adımların bile büyük değişimlere yol açabileceğini fark etti. Momentumun anahtar olduğunu fark etti. Bu farkındalık ona yeni bir bakış açısı kazandırdı. Ne kadar çok harekete geçerse o kadar çok harekete geçmek istiyordu. Hareket onun için bir alışkanlık haline gelmeye başladı. Bu prensibi hayatının diğer alanlarına uygulamaya başladı. Egzersiz yapmaya, daha sağlıklı beslenmeye ve zamanını daha verimli bir şekilde organize etmeye başladı.
plan yapmanın ve hedefler belirlemenin önemini anladı. Günlük rutinlerini daha etkili hale getirdi. Hareketin genellikle motivasyonun katalizörü olduğunu öğrendi. Enerjisi arttıkça daha fazla şey başarmak için motive oldu. Yeni keşfettiği bir amaç ve tatmin duygusu yaşadı. Bu, ona hayatında yeni bir yön verdi ve daha mutlu hissetmesini sağladı. Güneş her sabah doğmaya devam ediyordu. Gökyüzünü parlak ve canlı renkleriyle süslüyordu. Ama şimdi Alex yeni güne kollarını açarak fırsatları kucaklamaya hazır ve istekli bir şekilde merhaba diyordu. Gerçek özgürlüğün, eylemin gücünü kullanmakta yattığını keşfetti. En küçük eylemlerin bile tutarlı bir şekilde gerçekleştirildiğinde olağanüstü dönüşümlere yol açabileceğini öğrendi. Tembelliğin ve ertelemenin zincirlerinden kurtulun. Harekete geçme zamanı şimdi.